Şundan dolayı Çorum bizim için önemli şehirlerimizden bir tanesi. Biz Büyük Birlik Partisi olarak Çorum'u her zaman önemsedik ve bu dönemde de önemsiyoruz. Büyük Birlik Partisi önümüzdeki yerel seçimlerde en büyük sıçramayı yapan siyasi parti olacaktır. Ve bu sıçramada bize öncülük edecek illerden bir tanesinin de Çorum olacağına bizim inancımız tamdır. Hem Çorum'daki ilçe teşkilatlarımızla da, Çorumlu vatandaşlarımızla da, kardeşlerimizle de inşallah bu vesile bir araya geleceğiz. Çorum'un manevi büyüklerini, tarihi yerlerini de ziyaret etme imkanı bulacağız. Öğleden sonra saat 17'de valimizle bir araya geleceğiz. Yani mülki idari amirlerle de bir araya geleceğiz. Bu şekilde hem bütün teşkilattaki, Anadolu'daki teşkilattaki kardeşlerimizi buraya çağırarak Çorumlu kardeşlerimizle kaynaştırma, birbirleriyle kaynaştırma hem de bu toplantıyı burada yapmamızın sebebi de Çorum'a verdiğimiz öneminde, değerinde bir göstergesidir. Biz bu anlamda bundan sonra inşallah daha sık Çorum'a geleceğiz, Çorum'u ziyaret edeceğiz. Buradaki yerel yöneticilerimiz, il başkanımız, ilçe başkanlarımız, üye kardeşlerimizle birlikte inşallah el birliği içerisinde Büyük Birlik Partisi'ni milletin beklentilerini karşılayacak şekilde hak ettiği yere taşıyacağız hep birlikte, el ele, gönül gönüle. Ben bu vesile şunu söylemek istiyorum. Büyük Birlik Partisi şu anda yaklaşan yerel seçimlere en hazır siyasi partilerin başında gelmektedir. Biz zaten geçtiğimiz seçim sonuçlarına göre de Türkiye'nin pek çok yerinde 4. sıraya almış seçim çevresinde ya da 5. sıraya almış bir siyasi partiyiz. Bu da bize hem ilçe ve il seçim kurullarında asil ve yedek üye bulundurma şansı hem de sandıklarda resmi sandık görevlisi bulundurma şansı verdi. İnşallah bu avantajlarımızı iyi kullanacağız. Öncelikli hedefimiz tabii ki var olan belediyelerimizi muhafaza etmek ve onların sayısını kat be kart artırarak inşallah Büyük Birlik Partisi'nin tabii şu anda elinde bulundurduğu belediyelerde nasıl bir hizmet anlayışı ortaya koyduğunu da aldığımız biz bakın belediyelerimizin hemen hemen tamamını İktidar Partisi'nden devraldık. Ve bu farkı milletimizin önüne koyacağız. İktidar Partisi'ndeyken bizdeki şu andaki belediyelerin durumu nedir? Bize geçtikten sonra 4 yıl içerisinde bu belediyeler hangi hizmetleri yaptılar? Kaç liralık bütçeyle belediyeleri devraldık? Kaç lira borcu vardı? Şu anda hangi bütçeyle yönetiyoruz? Ve ne gibi yatırımlar yaptık? Bütün bunları ortaya koyacağız. Türkiye'de şöyle bir anlayış var. Yerel yönetimlerle ilgili iktidarda olmadığın zaman hizmet alamazsın ya da hizmet getiremezsin gibi bir anti propaganda yapılıyor. Büyük Birlik Partisi şu anda başta Sivas Belediyesi olmak üzere elinde bulundurduğu 20'ye yakın belediyeyle bu anlayışı yerle bir etmiş bir siyasi partidir. Bir siyasi anlayıştır. Herkese belediyelerimizin hizmetleri ve hesapları açıktır. Ve neticede bunları biz İktidar Partisi'nden devralmışız. Ve şu anda nasıl devralmışız ve şu anda hangi noktaya getirmişiz? Bütün bunları da önümüzdeki günlerde milletimizin önüne koyacağız. Ve milletimiz gerçekleri görerek ondan sonra tercihini daha iyi yapacaktır diye inanıyorum. Şunu inançla ve iddiayla söylüyorum ki şu anda Türkiye'nin en başarılı belediyeleri Büyük Birlik Partili belediyelerdir değerli arkadaşlar. Sadece bir örnek vereyim. Diğer örnekleri daha sonra vereceğim. Biz Şarkışla Belediyesi'ni, Sivas'ın en büyük ilçesi, 4 milyon bütçe, 7 milyon borçla devraldık. Şu anda Şarkışla Belediyesi'nin 18 milyon bütçesi var, borcu sıfır ve geçmiş döneminde en az 4 katı hizmet yapılmış durumda. Bu sadece kabaca bir örnek verdiğim örnek. Bütün bunları düzenli bir şekilde rakamlarla da bu örnekleri milletimizin önüne koyacağız, milletimize göstereceğiz ve en başarılı belediyecilik hizmetini Büyük Birlik Partisi'nin verdiğini inşallah göstereceğiz.